Hikmet Genç, tankı gördün mü? Kılıçdaroğlu'nun gafları üzerinden yüzlerce yazı yazdım ve onlar en çok okunan paylaşılan yazılar oldu. Bir konferansta mikrofondan "o Kemal abi de buradaymış" deyince salondakilerin nasıl kahkahalar atarak güldüğünü bilirim. Salonda gerçekten tanıdığım biri olan Kemal abi'yi görmüş ve ona seslenmiştim halbuki. O derece yani. Velhasıl malzeme deposu Kemal abi sayesinde çok ekmek yedim. Kağıt tepeden başlayarak gaflarının kronolojisini düzenledim aday olmayacağını açıklamasından bir gün sonra adaylığını ilan etmesinden başlayarak tornistanlarını yazdım. Kasetle koltuğu kapmasından başlayarak girdiği her seçimi kaybetmesine karşın kurultay şampiyonu olan siyasi gelişimini yazdım. Kemal abili CHP'nin projelerini de yazacaktım ama bulamadım. Ha bir proje vardı hakkını yemeyelim. Altında otopark bulunan Sakarya Meydanı'nın altına otopark yapmak. Bu da CHP'nin çok katlı otopark projesidir dedim. Onu da yazdım. Ettiği küfürleri, tehdit dolu söylemlerini, kanlı referanslarını, tapeli seçim propagandalarını, yurt dışına çıktığında Türkiye'yi her fırsatta şikayet ettiğini vesaire hepsini yazdım. Velhasıl Kemal abi'den gelecek her absürt hareket vakaya adiyeden sayılır. Sayılır sayılmasına da bazen öyle şeyler söylüyor ki yeni bir başlık açılır. Diyor ki: "Beyefendi Marmaris'te tatil yaparken meclis top atışı altında sabaha kadar çalıştı." Hadi buyurun açıklayın. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Marmaris'teydi. Hainler Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele baskın yaptı ama o tatiline devam etti. Geldikleri gibi giderler mi dedi? Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi nerede olduğunu, alçakların saldırdığını öğrendiği andan itibaren ne yaptığını, darbeye karşı nasıl durduğunu, alçaklar F16'larla İstanbul semalarında alçak uçuşlar yaparken ölümü göze alarak nasıl indiğini herkes biliyor çünkü tüm olanları gördük, yaşadık. Peki Kemal abi ne yapıyordu? Havaalanında tankı görüp VIP salonundan ayrıldı. Sabaha kadar Bakırköy Belediye Başkanının evinde inzivaya çekildi. Ne diyordu ve tekrarlıyordu Kemal abi? Eğer darbe olursa tankın önüne ilk önce ben çıkarım. 2010'dan beri. Eh, tankı gördün Kemal abi. Ama seni önünde göremedik. Hikmet Genç, Yeni Şafak.